altyapıda da yani önemli başarılar elde etmiş bir oyuncumuzdu. A milli takımda, filenin sultanları dediğimiz takımda geleceği çok parlak. Uzun yıllar, Allah sakatlık vermesin, önemli sakatlıklar da geçirdi sevgili İlkin. İnşallah çok uzun süre Türk voleyboluna hizmet edecek. Güzel başarılarını alkışlayacağız, anlatacağız hep beraber inşallah. Servis kullanıldı. İçeride ace. Ace geliyor İlkin'den. Üçüncü sette öndeyiz. Tekrar İlkin servisi kullanacak. İlkin taraftarlarında özel tezahüratı var. Çok etkili bir servis. Bu top çıkmıyor. Buna da ace diyebiliriz. Teniste servisi atan kişi topu sahaya değdirip dışarı çıkarttığında ace diyoruz ya. Asıl ace ama voleybolda istatistiklerde az önce şimdi de izlediğiniz gibi buna da ace deniyor. Ace deniyor. Dördüncü sayı geliyor. Yine çıkmıyor top. Harika. Üst üste. Muhteşem. Süper. İşte. Geldi. Setin başında ilk iki sette göremediğimiz kadar çok güzel servisler gördük. Nazar değmesin gerçekten. Çok genç ve çok gelecek vadeden bir oyuncu. Allah nazarlardan saklasın. İyi başladı üçüncü sete de. Evet, Türk voleybolunun geleceği olan isimlerden bir tanesi sevgili İlkin. Bir kez daha servisi kullandı. Çıkacak mı top? Çıkmıyor. Yine çıkmıyor. Arka arkaya sayılar. İlkin, öncelikle galibiyet için tebrik ediyorum. Ama tabii ilginç bir anda yaşandı üçüncü sette. Ard arda 5 sayılık bir seri yakaladın. Neler hissettin? Biraz bahseder misiniz? Öncelikle tabii ki galibiyetle sonuçlandığı için çok mutluyum. Gerçekten keyifli. Bizim adımıza keyifli bir maç oldu. Hepimiz çok mutluyuz. 7. haftayı da geride bıraktık. Şöyle, biz de bu servisi açıkçası yeni keşfettik Ataman abiyle. Çünkü smaç servis istediğim kadar sert gitmiyordu ama daha sert kullanabileceğim bir servise ihtiyacım vardı bence de. Tahminimce o da öyle düşündü. Öyle olunca bu servisi keşfettik. Yavaş yavaş daha az hata yapmaya başladım tabii ki. Biraz daha oturduğunda daha da tehlikeli olacağına inanıyorum. Daha yeni başladık diyebiliriz. 9-10 sayılık bir seri gelecek gibi, yani daha yeni başlamış olmanıza rağmen gerçekten ilginç bir andı. Yani bazen gaza geliyorum. Hatta maç içinde olmuş, Ataman abi bir tane normal at demiş. Ben onu 1'e at anladım. Allah'tan içeri attım mesela. O hiç, ben gaza gelmişim. Bilmiyorum hani 9-10 sayı olur mu? Çünkü öyle ace falan olunca ben gerçekten heyecanlanıyorum saha içinde. Umarım olur. Çalışmalarım devam ediyor tabii ki. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah. Hemen şunu da sormak istiyorum. İlkin Aydın tribünü var artık. Burhan Melek voleybol salonunda. Biraz da ondan bahseder misin? Yani açıkçası nasıl böyle bir kitle haline geldiler gerçekten bilmiyorum. Bir tane Twitter'da benim de takipleştiğim karşıdan bir arkadaş vardı. O her geldiğinde yanına başkalarını da getirerek böyle bir tribün havası yarattı tabii ki. Ben de tabii onları görünce çok mutlu oluyorum. Yaptığımız işin dışarıdan bu şekilde ilgi görmesi gerçekten beni çok mutlu ediyor. Umarım katlanarak devam eder çünkü ben gerçekten çok seviyorum böyle şeyleri. Gerçekten hoş görüntüler de oluyor. Onlar maç boyunca evet tüm takım destekliyorlar ama sana da özel ilgileri var. Gerçekten beni de heyecanlandırıyorlar açıkçası saha içinde. Servis atarken de bağırdılardı. Önce bir elim ayağım titredi yani. Çünkü böyle şeyler benim de ilk defa başıma geliyor. Ben de bu kadar seyirciyle oynamamıştım sakatlığımdan sonra. Gerçekten çok güzel bir duygu. Ben her geldiklerinde de ekstra teşekkür ediyorum zaten burada oldukları için. Biz de buradan tekrar teşekkür edelim onlara. İlkin, aslında şunu da sormak istiyorum. Az önce sen de bahsettin. Uzun süre, yani bir 2 yıl kadar uzun bir süre bir sakatlık yaşamıştın. Sonra tekrar geri döndün ama bu kadar başarılı bir performansla geri dönebilecek olmayı tahmin ediyorum. Çok çalışıyordun burada. Bizler de görüyorduk bireysel olarak ama gerçekten hani performans olarak da çok iyi bir geri dönüşe imza attın diyebilirim. Evet, yani şöyle, ben de açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Yani yine de tabii ki çok büyük bir inanç vardı içimde, yani ben bundan da hani geri geleceğim tarzında bir şey vardı ama hani bu kadarını inanın ben de beklemiyordum. Hani basamak basamak olur diye planlıyordum ama birden bu kadar hani yükselmeye geçmesi beni de çok mutlu etti ve daha çok da gaza getirdi, daha çok çalışmaya itti. Her zaman da öyle olacak zaten. O da hayatımın çok önemli bir parçası oldu benim için, o sakatlık bölümü. Bana da iyi geldi, hatta öyle söyleyeyim. Evet, yani hani bazı sakatlıklar oyuncuları düşürür ama senin hırslanarak geri dönmene sebep verdi diyebiliriz bu sakatlığı.
Kesinlikle, çünkü benim çok küçük yaştan beri istediğim şey voleybol sahasında olmak ve olabildiğince iyi bir seviyede olmak. Bunun için evet hala çalışıyorum tabii ki. Hala çok çalışıyorum. Arada bir pürüz gibiydi ama bana çok öğretici oldu diyebilirim. İyi ki zaman zaman bir sosyal medya köşemiz var. Zaman zaman senin ben gönderilerini alıyorum. Böyle kendinle çok esprili paylaşımlar yapıyorsun. Alexia'yla da sürekli birliktesiniz. Aslında biraz bundan da bahsetmeni istiyorum. Ya şöyle, benim için sosyal medya biraz böyle hani beni insanlar dışarıda zaten hani ne bileyim en makyajlı halimle, en bakımlı olduğuma bir şekilde görebiliyorlar ama orada ne bileyim esprileşmek benim daha çok hoşuma gidiyor. Kendimle ilgili birazcık espri yapmak ya da orada işte komik bir anın fotoğrafını koymak benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bence böyle şeyler özel. Aynı zamanda işte daha çok kendi nasıl söyleyeyim, kendi iyi yanlarım değil de hem kendi kötü yanlarım hem ben şey paylaşımlar da yapmayı çok seviyorum. İşte ülke, doğa, hani her konuda paylaşım yapmayı seviyorum. Bu açıdan kullanmayı seviyorum sosyal medyayı. Alexia'yla da gerçekten çok iyi bir enerjimiz var. Yani birlikte gerçekten çok komik şeyler yaşıyoruz. Bu sizin gördükleriniz yarısı bile değil yani. Video bile çekiyoruz. Aynı odada kalıyoruz, bir de buradan onu da söyleyeyim. Gerçekten çok iyi. Kolaysa bir bakalım, konu olursunuz ikili. Geçen gün bana sordu, olabiliriz. Çünkü Türkçesini geliştiriyor. Ben ona haftada bir gün sadece Türkçe konuşuyoruz. Öyle şart koştum. O yüzden haftada bir gün Türkçe konuşuyoruz. Çağırırsan tabii ki. O zaman tamam, haftada bir gün Türkçe konuştuğunuz güne ikinizi alıyorum. Buradan sözünü de almış oldum. Bir de şey merak ediyorum. Ben çok güldüm, eminim takipçilerin de gülmüştür buna. Hanginiz yanlış AVM'ye gitmişti? Kendisi bana Brandium deyip Novada'ya gitti. Novada'nın Novada olduğundan haberi yok. Ben neredeyim falan diyor telefonda. Hani konuşuyoruz, diyorum ki ya ben Brandium Starbucks'ın önündeyim yani. Ben de Starbucks'ayım diyor ama burada Novada yazıyor diyor falan telefonda bana. Tabii ki o gitti yani. Daha neler var değil mi? Oo, tabii yani mümkün değil, bu TikTok denen bir gerçek var ya. Yani paylaşamıyoruz onları. Bir onları paylaşsak aslında olay olur yani. Bakın, belki zamanla bana gönderirsiniz. Ben sosyal medya köşesinde paylaşırım onları. Bilmiyorum. Biraz zor. Çünkü birazcık fazla hani komik insanlar, hani bunlar ne yapıyor? Deplasmanda hani maçta olmaları gerekiyor gibi düşünebilirler. O yüzden biz de onlara aniden böyle dataya yüksek bilgi yüklemiyoruz yani. Gerçekten çok keyifli paylaşımlarınız var. Senin de söylediğin gibi enerjileriniz de çok iyi tutuyor. Takım olarak da aslında her zaman aile havası vardır takımımızda. 7. haftayı da artık geride bırakacağız. Genel olarak Sultanlar Ligi'ni ve takımımızı değerlendirdiğinde neler söyleyeceksin? Çünkü çok genç bir takımız. Evet, çok genç, çok dinamik ve gerçekten dediğin gibi her zaman Galatasaray'da böyle bir renklerine bağlı 14 kişi, 12 kişi kaç kişiysek sahada herkes renklerine bağlı bir şekilde aynı forma için gerçekten savaş veriyor. Bu sene gerçekten maçlarda böyle son topa kadar aslanlar gibi mücadele ettiğimiz bir sezon. O yüzden ben geçen seneye göre çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Performansımız da gitgide yükseliyor. Çok güzel şeyler başaracağız diye bir tweet gif vardı Instagram'da Galatasaray için. Aynen öyle. Daha çok güzel şeyler olacak bence. Birlikte daha kesinlikle çok güzel şeyler başaracağız. İlk için pandemiden sonra ilk defa bu sezon taraftarlarımız artık salonlara geliyor. Çok özlemiştiniz. İlkin Aydın tribünü bir yana, onları konuştuk. Ama taraftarlarımızla ilgili ya neler hissediyorsun? Çünkü çok uzun zaman oldu onlarla bir araya gelmeyeli. Şöyle, dediğin gibi hem sakatlık sürecim hem de bir önceki sene ben sahada çok fazla hani ilk altı oynamıyordum. Bu sene ilk defa hem ilk altı başlayıp hem de gerçekten tribünde seyirciler varken oynuyorum. Ya inanılmaz bir duyguymuş. Yani benim ilk mesela Eczacı maçıydı yanlış bilmiyorsam, full tribün oynadık onu da. Yani ellerim titredi önce ama nasıl bir el titremek, bu karnında kelebekler uçuşuyor derler ya, hani o tarz bir mutluluk ve o tarz bir heyecan vardı içimde. Güzel bir duyguydu yani. Çok mutluyum. Gelsinler, desteklemeleri benim çok hoşuma gidiyor. Daha da çok bağlanıyoruz Galatasaray ailesine. Çok seviyoruz onlarla birlikte maç oynamayı. Şimdi son olarak da şunu soracağım. Eczacıbaşı Fenerbahçe maçı yani geride kaldı. Gerçekten de başa baş mücadeleye sahne olan, yani özellikle Fenerbahçe maçında yani tiebreak setinde öndeydik. Neredeyse maçı alıyorduk. İnanılmaz bir mücadele vardı takımda. O maçları değerlendirecek olursan, çünkü şimdi kağıt üzerinde bakıldığında da belki favori biz gösterilmiyor olabilirdik ama takım ruhuyla siz bu yıl gerçekten çok güzel işler başarıyorsunuz. Ya kesinlikle, kağıt üstünde kimse
zannetmiyorum favori, bu maçların favorisi Galatasaray'dır diye, ama biz tam tersini çıkartıyoruz gerçekten. Çünkü çok çalışıyoruz. Bunun da karşılığını sahada alıyoruz. Fenerbahçe maçı elimizden gitti. İkinci maçta kesinlikle onu bırakmayacağımıza ben eminim. Eczacı maçı için de çok kritik anlarda voleybolun gerekliliklerini yaptık bence. O yüzden de maçın galibi biz olduk. Darısı diğer maçlara diyelim. Ben çok daha iyi olacağına inanıyorum. Servis kullanıldı. İçeride Ace! Ace geliyor ilkinden. Üçüncü sette öndeyiz. Tekrar ilkin servisi kullanacak. İlkin taraftarlarında özel tezahüratı var. Çok etkili bir servis. Bu top çıkmıyor. Buna da ace diyebiliriz. Teniste servisi atan kişi topu sahaya değdirip dışarı çıkarttığında ace diyoruz ya. Asıl ace homo voleybolda istatistiklerde az önce şimdi de izlediğiniz gibi buna da ace deniyor. Ace deniyor. Dördüncü sayı geliyor. Yine çıkmıyor top. Harika. Üst üste. Bravo. Muhteşem. Süper. İşte. Kolay geldi. Setin başında ilk iki sette göremediğimiz kadar çok güzel servisler gördük. Nazar değmesin gerçekten. Çok genç ve çok gelecek vadeden bir oyuncu. Allah nazarlardan saklasın. İyi başladı üçüncü sete de. Evet, Türk voleybolunun geleceği olan isimlerden bir tanesi sevgili İlkin. Bir kez daha servisi kullandı. Çıkacak mı top? Çıkmıyor. Yine çıkmıyor. Arka arkaya sayılar.